Kâr ola, ha? Kâr olaymış. Gösteririm ben o kâr olanı. Beni rezil ettin, zorbaz! Bağışlayın beni efendimiz. Adamlarım can derdine düşüp kaçınca yalnız kaldım. Buna rağmen direnerek tam 20 eşkıya öldürdüm. O kör oğlu alçağının yanında 50 kişi vardı. Kör oğlu, kör oğluymuş. Gösteririm ben o kör oğlunu. Efendimiz, düşüncemi sorarsanız asıl iş kör oğlunda değil. Koca Yusuf'un yetiştirdiği 40 yüheylandadır. Öylesine zorlu, öylesine müthiş bir hayvanı daha ne gördüm ne işittim. Koca Yusuf'un yetiştirdiği o küheylan... Kes! Kes diyorum! Müsaade buyurun efendimiz. Demek istediğim şudur ki o küheylan onda oldukça kör oğlu katiyen ele geçmez. Kellem hakkı için doğru söylüyorum. Derhal bir hileyle ele geçirmeli küheylanı. İlk evvel küheylan bertaraf edilmeli efendimiz. Pekala, ne duruyorsun öyleyse? Bana bu işi yapacak birini bul! Duyduk duymadık demin! Beyin buyrultusudur! Bolu'nun en hünerli hırsızı her kimse, acele saraya çağrılıyor! Duyduk duymadık demin! Bolu'nun en büyük hırsızı aranıyor! Hüsnü Bala Hatun, sizi Ruşen Ali Köroğlu namıyla dağa çıkıp keyizinizi getiren kervanı soymuş! Ne diyorsun? Öyleyse uğursuz dün gecikecek bizler kalfa! Belki o zamana kadar gelir kaçırır beni! Hokkamla Divit'imi bul, kör oğluna bir name yazmalıyım, beni hala seviyorsan! Yavrum, çıldırdın mı sen? Ben bu işi aklıma koydum dadı. Gelsin kaçırsın beni, dağa çıktığı gibi beni de kaçırsın. Bolu'nun en hünerli hırsızı her kimse, acele saraya çağrılıyor! Duyduk duymadık demin! Bolu'nun en büyük... Abim gene bir şeyler hazırlıyor kalfa. Maksadını ne yapıp yapıp öğrenelim. Kör oğluymuş! Kör oğlu ha? Gösteririm ben o kör oğlunu! Hırsından ölüyor, ölüyor kahrından! Efendimiz, aradığınız hırsız bulunmuş! Bulunmuş mu? Tez gelsin! Efendimiz, nihayet aradığımızı bulduk! Bolu'nun en büyük hırsızı işte karşınızda! Benden eğleniyor musun ulan? Bu ne? İzin buyurunuzla efendimiz, size hünerimi göstereyim. İşte kaftanınızdaki elmaslar. İşte enfiye kutunuz. Bunları ne vakit açırdın kerata? Eteğinizi öptüm ya efendimiz. Ha? Şu çarşıdaki celladın cebindeki macun kutusu. Şu saray önünde elini öptüğüm Ketuda başının cebindeki altın. Allah Allah, daha bitmedi mi? Şunlar da sarayın, beni buraya getiren muhafızlarınızın malları. Vay kerata vay, sahiden hünerliymiş. Adın ne senin? Ayvaz efendimiz. Ayvaz evladım. Çamlıbel'de Köroğlu namında soysuz bir eşkıya türemiş. Şimdi sen gidip onun atını çalabilir misin? Ayvaz'ın çalmayacağı şey yoktur efendimiz. Çok yaşa! Kırat gelince sana 100 altın vereceğim. Tas tamam 100 altın! Sağ olun efendimiz, lakin yarısı peşin olsun. Ben her işi sağlama bağlamayı severim. He? Öyle! Şu piç kurusundaki Eda'ya bak! Kusura bakmayın efendimiz, son zamanlarda Bolu'da namuslu adam kalmadı. Şimdi onun için sizden de 50 altını peşin isterim. Ne dedin? Ne dedin? Sen bu lafları bana mı dedin? Size dedim efendimiz, ya peşin verirsiniz ya da gitmem, keyfiniz bilir. Eğer kıratı yarın akşama kadar getirmezsen kelleri kopmuş bil. Sokulma! Aman uzak dur! Ayaz kardeş! Selamun aleyküm güzelim! Şeker Ayvaz, can Ayvaz! Bir dileğim var sende! Bin dileğin olsun güzelim! Bu can sana feda olsun! Diyecekler mi unut! Biri duyarsa beni öldürürler! Hem beni hem seni öldürürler can Ayvaz! Neymiş bakalım dileğin? Kırat Köroğlu'nun canıdır! Kırat çalınırsa Köroğlu ölür! Ölsün, bana ne!
Köroğlu ölürse ben de ölürüm Can Ayvaz. Ben onsuz yaşayamam. Ya, beye söz verdim. Kıratı çalacağım. Teker Ayvaz, Can Ayvaz. Sana bunu veririm. Sana inciler, altınlar veririm. Çocuk mu kandırıyorsun güzelim? İlle de Köroğlu'na gidecek. Sen söz verdim diyorsan git. Ama Kıratı çalma. Şu nameyi götür Köroğlu'na, Gülizar gönderdi de. O sana 1000 altın verir. Sahiden verir mi? Verir. Nameyi Köroğlu'na veririm ama Kıratı da çalarım Gülizar Hatun. Nameyi yolladım Kalfa. Elmasın nerede yavrum? Aşırmış. Nameyi Köroğlu'na ileteceksen helali hoş olsun.